Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir kurabiye tarifiyle geldim. Pastanelerde satılan hazır kurabiyelerden çok daha lezzetli oluyor inanın. Bir defa deneyince sürekli yapmak isteyeceğinizi düşünüyorum. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Sözüden fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına geçmek istiyorum. Hamurumuz için oda sıcaklığında yumuşamış 125 gram kadar tereyağı ya da margarini uygun bir kaba alalım. Üzerine yarım çay bardağı suyu, yarım çay bardağı sıvı yağı ekleyelim. Ardından bir tane yumurtanın sarısıyla beyazını ayıralım ve beyazını hamura ekleyelim. Sarısını üzerine sürmek üzere ayıralım. Bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı kadar şeker, bir yemek kaşığı kadar da üzüm sirkesini ekleyelim ve tüm bu malzemeleri güzelce karıştıralım. Üzüm sirkesi yerine elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Kurabiyemize kıyırlığını verecek olan malzeme sirke. Muhakkak kullanın. Bir yemek kaşığı kadar kullanmanız yeterli olacaktır. Malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra ayrı bir kasede unu hazırlamıştım ben. Unu kademeli bir şekilde ekliyorum. Üzerine de bir tatlı kaşığı kadar da kabartma tozunu ekliyorum. Ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Tam da 4,5 su bardağı kadar unla hamurumu istediğim kıvama getirdim. Her zaman belirttiğim gibi unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Çünkü kullanılan un miktar değişkenlik gösterebiliyor malzemelere göre, unun markasına göre. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Hamurunuz kesinlikle sert olmasın. Birazdan kıvamını yakından da göstereceğim sizlere. Bu kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü 200 mililitre her zaman olduğu gibi. Yani evlerimizde olan klasik su bardaklarından çay bardağı da 100 mililitre. İkisi de klasik bardaklardan. Çok az daha un ekledikten sonra yoğurmaya devam ettim. Hamur toparlandıktan sonra daha uzun süre yoğurmaya devam etmeye gerek yok. Şöyle kıvamını yakından göstereyim. Şekil almaya oldukça uygun bir kıvamda. İstediğiniz şekli verebileceğiniz bir dokuda. Eldivenimi çıkarttım ve e, cevizden biraz küçük parçalar kopardım hamurdan aynı boyutlarda parçalar kopararak elimle yuvarladım. İlk olarak yuvarlak parçaları oluşturuyorum, sonrasında şekil vereceğim. Benim verdiğim şekilden farklı şekillerde verebilirsiniz elbette. Ben bu sefer e, bir çöp şiş yardımıyla şekil verdim kurabiyeme hazır kurabiyelerde olduğu gibi. Görüntüsü çok uğraştırıcı gibi gözüken ama yapımı oldukça keyifli ve kolay olan bir şekil. Yuvarlak hamurlarımı oluşturduktan sonra şöyle elimle biraz uzun form veriyorum ve tezgahta iki elimle yuvarlıyorum ve uzatıyorum. Biraz incelttikten sonra çöp şişin etrafına dolayacağım. Çöp şiş yoksa elinizde çöp şiş gibi ince bir materyal olabilir ya da pipet olabilir. Pipetin etrafına da sarabilirsiniz. Ama çöp şişte yapmak bana göre daha kolay oluyor. Şöyle çöp şişin etrafına hamuru doluyorum. Kesinlikle bir çatlama, kırılma olmuyor hamurda gördüğünüz gibi. Yumuşak dokulu bir hamur olduğundan sonra çöp şişten çıkartıyorum. Şekil vermesi oldukça pratik ve çok da keyifli. çok da uzatmak istemiyorum. Şöyle ikincisini de göstereyim sizlere. Hızlıca dolanıyor zaten çöp şişin etrafına. Sonrasında tek bir hamlede çıkartıyorum çöp şişten. Genelde olduğu gibi kurabiye yaptığımda kayıtsız kalamayan oğlum yine yanıma yaklaştı ve kurabiye yaparken bana yardım etmek istedi. Birkaç tanesini o şekil verdi. Birazcık ben de yardımcı oldum. Çünkü bu aşamada birazcık desteğe ihtiyaç duydu. Özellikle kurabiye yaparken e, hemen yanıma yaklaşıyor ve kendisini de yapmak istediğini söylüyor. Ve onunla birlikte de aynı zamanda etkinlik yapmış oluyorum. Bu beni de mutlu ediyor onu da. Bir tanesini böyle yuvarlak yapmak istediği için yuvarlak bir tane kurabiye bıraktım. Kurabiye hamuru bıraktım. Hepsine şekil verdikten sonra yağlı kağıt serdiğim fırın kabına aldım. Yumurtanın sarısını da tabii ki yine oğlum dağıtmak istedi ve fırçayı eline aldı. Yumurta sarısını da kurabiye hamurlarının üzerine oğlum dağıttı. Yumurta sarısı yerine epekmez ve suyu karıştırarak da dağıtabilirsiniz. Bu da farklı bir alternatif son olarak üzerine susam ve çörek otu ekledik oğlumla birlikte. Sade bir şekilde de fırına verebilirsiniz tabii ki ama bu tarz tuzlu kurabiyelere ben susam ve çörek otunu çok yakıştırıyorum. Haşhaşı da çok yakıştırıyorum. Haşhaş da kullanabilirsiniz. Bol miktarda susam ekledikten sonra bir miktarda çörek otu ekliyoruz. Diğer tarafta fırınımı 180 derecede önceden ısıtmıştım. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında kurabiyelerimizi pişireceğiz. Yine her zaman olduğu gibi kontrollü bir şekilde pişirin. Benim fırınımda tam olarak 30 dakikada istediğim şekilde kurabiyelerim pişti. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Bunu da her zaman ifade ediyorum. Tam olarak 30 dakikanın sonundaki hali bu. Çok güzel bir şekilde pişti. Sıcağı çıktıktan sonra servis tabağına alıyorum. Şöyle sizlere yakından iç dokusunu da göstermek istiyorum. Altı da üstü de çok güzel bir şekilde pişti ağızda dağılan kıyır kıyır bir kurabiye oluyor. İnanın hazırlarından farksız hatta hazırlarından daha güzel bana göre. Yapılmasıyla bitmesi bir oluyor inanın bizim evde çok hızlı tüketilen bir kurabiye. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.